Merhaba arkadaşlar. Sizlere Kredi Yurtlar Kurumu bursunun kesilmesi sebepleri üzerinde duracağım. KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK bursu kesilince öğrencinin ne yapması gerekiyor? Bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar, KYK bursunun kesilmesinin en önemli sebebi öğrencinin başarısız olmasıdır. Arkadaşlar, hazırlık sınıfı öğrencileri eğer sınıfını geçemezlerse dolayısıyla sınıfta kalmış olurlar. Bu durumda KYK bursları kesilir. Başarıyla ilgili şartlara baktığımız zaman yüzlük not sisteminde öğrencinin notu eğer 53.33'ün altındaysa başarısız sayılır. Bu durumda öğrencinin KYK bursu kesilir. Dörtlük not sisteminde ise yıllık not 2'nin altındaysa öğrenci başarısız sayılır. Dolayısıyla Kredi Yurtları Kurumu bursu kesilir. Arkadaşlar, bir öğrencinin başarılı ya da başarısız olması bir yıllık eğitim öğretimin sonunda belli olacağı için dolayısıyla öğrenci ilk yıl bursunu almaya devam eder. Eğer ilk yılın sonunda az önce ifade ettiğim başarısızlıklar varsa bursu birinci yılın sonunda kesilmiş olur. Aslında arkadaşlar, bursun kesilmesi demek öğrenim bursunun krediye dönüştürülmesi demektir. Öğrenim kredisi almaya devam etmek istemeyen öğrenci E-Devlet'e girerek krediyi iptal etmesi gerekiyor. Başka hangi sebeplerden dolayı öğrencinin bursu kesilip krediye çevrilir arkadaşlar? Öğrencinin kurumu bırakması, yani kendisi bölümü bırakırsa, bir sebepten dolayı bölümden çıkarılırsa ya da herhangi bir sebepten dolayı geçici olarak bölümden, kurumdan uzaklaştırılırsa bursu kesilir. Eğer öğrenci kaydını dondurursa bursu kesilir. Çok fazla olmaz ama öğretim kurumu kapatılırsa doğal olarak öğrencinin bursu da kesiliyor. Diğer sebep arkadaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu'nda bazı sebeplerden dolayı öğrencinin ceza alması durumu var. Eğer öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'ndan çıkarılırsa öğrencinin bursu da kesilir. Diğer bir sebep ise öğrenci kesim hükmüne mahkum olursa öğrencinin bursu kesilir. Arkadaşlar, bir öğrencinin bursunun kesilip krediye dönüştürülmesi bu sebeplerden dolayıdır. Eğer öğrencinin bursu krediye dönüştürülürse, öğrenci dilerse kredisini almaya devam eder. Dilemezse E-Devlet'e girerek kredisini iptal edebilir. Biliyorsunuz, kredi karşılıklı bir paradır. Öğrenci daha sonra, mezun olduktan 2 yıl sonra almış olduğu krediyi tekrar ödemek zorundadır. Arkadaşlar, bu konuyla ilgili sizlere sunacağım bilgiler bu kadar. Sormak istediğiniz sorunuz olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmanızı, beğenmenizi ve paylaşmanızı bekliyorum. Başarılar dilerim. Selamlar.